Biz Karabük'te DINA davasını takip eden feministler olarak, DINA için feministler olarak bugün Karabük'te yaşananlara ilişkin bir dayanışma açıklaması gerçekleştireceğiz. Aradan bir yıl geçti ve biz hala Karabük yollarını aşındırıyoruz. Dosyada tutukluluğu devam eden bir sanık erkek var. Bizim DINA'nın ölümüyle ilgili olduğunu düşündüğümüz diğer kişiler ise soruşturma kapsamının dışında olmaya devam ediyor. Tam da bu dönemde 29 Nisan'da gerçekleşecek duruşmaya hazırlanırken Karabük'teki göçmen öğrencilerle ilgili yayınlanan ırkçı haberler yağmur gibi yağmaya başladı. Irkçılığın ana hedefi ise Afrikalı siyah öğrenciler oldu. 24 Ocak'ta görülen bir önceki duruşmada DINA için feministlerden avukatlar ile hakim ve savunma avukatları arasındaki Karabükçe ırkçılık vardır yoktur tartışmasına Karabüklü faşistler nokta koydular. Evet, Karabük'te ırkçılık vardı ve kendileri bizatihi bunun gerçek sahipleriydi. Irkçıların hedefi göçmen öğrenciler. En baş hedefi ise Afrikalı siyah öğrencilerdi. Göçmen öğrencilerin bir kısmıyla duruşmalar sırasında karşılaştık, tanıştık, sohbet ettik. Nasıl ırkçılığa maruz kaldıklarını ilk ağızdan dinledik. Irkçılığa elbette ki en çok kadın göçmen öğrenciler maruz kalıyordu. Dünyanın her yerinde olduğu gibi. Bir göçmen siyah kadın öğrenci arkadaşımız iki defa kaçırılma tehlikesi geçirdiğini anlattı. Başka bir kadın arkadaşımız Karabüklü erkekler tarafından para karşılığı seks teklifi aldığını söylerken DINA'nın ölmeden önce annesine WhatsApp'ta "Anne, bana para karşılığında seks teklif ediyorlar." diye yazdığını biliyoruz. Bütün bunlar tesadüf mü acaba? Özellikle göçmen öğrencilere uygulanan ırkçı ve cinsiyetçi bir tutum mu yoksa? Biz bunların toplamına tesadüf değil, erkek şiddeti diyoruz. Siyah kadınların sokakta, markette, iş yerinde rastgele bir erkek tarafından muhatap olduğu, bu soruların teklif değil, taciz olduğunu söylüyoruz. Karabük rektörüne, valisine ve emniyet yetkililerine soruyoruz. Göçmen öğrenciler ırkçı saldırılar nedeniyle evlerinden çıkamazken siz ne yapıyorsunuz? Faşist grup göçmen öğrencilerin yaşadığı sokaklarda ırkçı sloganlar atarak dolaşırken siz neredesiniz? Göçmenler yalnız değildir diyen kadınlar olarak hangi anlaşmalarla öğrencilerin bu ülkeye okumaya geldiklerini bilmesek de yoksul Afrika ülkeleri öğrencilerinin belirli bir ücret karşılığında geldiklerini Karabük Üniversitesi rektörünün üniversitenin nasıl da kâr getiren bir üniversite olduğunu anlata anlata bitiremediği söyleşisinden öğrendik. Merak ediyoruz, göçmen öğrencilerin can güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Irkçı saldırılara karşı hangi önlemleri alacaksınız? Yoksa görmedim, duymadım, bilmiyorum demeye devam mı edeceksiniz? Göçmen öğrencileri siz bir kâr aracı olarak görüyorsunuz belli ki. Ama biz öyle görmüyoruz, haberiniz olsun. DINA davası sürecinde tanıdığımız, yol arkadaşlığı yaptığımız Afrikalı göçmen öğrencilerin yalnız olmadığını, DINA için feministlerin onlarla birlikte olduğunu bilmelerini istiyoruz. DINA davası nasıl bize emanetle değilsek, DINA'nın arkadaşları da bizim arkadaşımız diyoruz. Tekrarlıyoruz, göçmen öğrenciler yalnız değildir. Feminist yol arkadaşları yanlarındadır, yanlarında olmaya devam edecektir. Karabük'teki linç girişimine varan ırkçı saldırganlığın son bulması için herkese ve kurumlara sorumluluk almaya, tüm kadınları dayanışmaya çağırıyoruz. Karabük Üniversitesi işinden sonra Afrika'dan gelen öğrencilere sağlık kontrolü yapacak diye bir haber okuduk ama bu zaten hani bütün sağlık raporu alınıyor hani herhangi bir yere giderken bu şey doğal bir şey. Ama bunun tekrardan gündeme gelmesi acaba benim en azından bizim kendi aramızda da soru işareti doğurdu. HIV ve HPV testimi yapacaklar öğrencilere. Yani mesela böyle bir şey var mı? Hani bunun aşağı çıkması gerekiyor. Yani böyle bir haber doğruysa, gerçek payı varsa mesela bunun üzerine durmak gerekiyor. Çünkü bu yani olacak bir şey değil yani. Hani bizim açımızdan da.
biraz belki bunun üzerine de gitmek gerekiyor yani. Hani bu tarz bir eğilim varsa, hani öğrencileri hedef haline getiren bir sağlık taraması olacaksa, biraz da işte soru sormak lazım, belki basının sorması gerekiyor başkalarının.